İş adamının Taksim'in orta yerinde evi var ama oturamıyor çünkü madde bağımlıları mesken tutmuş durumda. 85 yaşındaki Vahan Torikoğlu polisten yardım istedi ancak her an geri dönmeleri ihtimaline karşı da tedirgin. Demire basıyorlar, buna tutunuyorlar. Duvardan tırmanarak çıkıyorlar. Uyuşturucu madde de kullanıyorlar. Ateşe yakıyorlar. Madde bağımlıları Taksim'in orta yerindeki dairesine yerleşti. Kendisi yerine onlar oturmaya başladı. Bunların sağa solu belli olmaz. Çok da öyle bağırıp çağıramıyorsun. Mal sahibi kapıyı kilitledi, ön tarafa demirler yaptırdı. Ama hiçbiri çare olmadı. Bağımlılar bu kez 3. kattaki eve dışarıdan tırmandı. Kapıya gidiyorlar seni. Çıkın buradan diyorum. Evet. Burası senin yerin değil deyip oturuyor. Burası Beyoğlu, Taksim Caddesi üzerinde 5 katlı bir bina. Şu an için burası boş. Sahibi de yanımızda Vahan Torikoğlu. Ancak Torikoğlu son zamanlarda madde bağımlısı gençlerden adeta yakası yıkmış durumda. Çünkü o gençler bu binaya girmek için çok farklı bir yöntem kullanıyor. Tırmanarak çıkıyorlar işte. Duvardan tırmanarak çıkıyorlar. Mum yakıyorlar geceleri. Mumla oturmak için. Vahan Torikoğlu yaklaşık 50 yıldan beri işte bu iş yerinde esnaflık yapıyor. Ancak o eve gittikten sonra akşam saatlerinde madde bağımlısı gençler buraya geliyordu. Ve bu demirden yaklaşık 5-6 metre boyunca tırmandıktan sonra camı kırıp binanın içine giriyorlardı. Şimdi bakın camlar kapalı. Kırıyorlar, içeri giriyorlar, işte içeride yatıyorlar. Madde bağımlısı gençler bu binanın içine girdikten sonra işte buradaki yataklarda kalıyorlar. İşte gördüğünüz gibi gerçekten çok kötü bir ortam var. Ancak Torikoğlu onlardan çok dertliydi. Dün polisi aradı. Polis ekipleri buraya geldiğinde 3 genç de tam bu yatağın üstünde baygın haldeydi. İşte polisler geldiler. Alıp getirdiler. Tabii o durumda daha rahat ettik. Yani bugün gelen olmadı. 85 yaşındaki Torikoğlu polisin müdahalesiyle derin bir nefes aldı. Ancak halen tedirgin. Madde bağımlılarının dönmesinden endişeleniyor. Girerlerse polise haber vereceğiz gene. Yapılacak başka. Onlarla uğraşılmaz.